bir şekilde hallolur. Hissiyatı burada kesinlikle yok. Onu kaybetmek ilginç bir deneyim oldu. Ailemin fertleri bir şekilde ten yüzünden, ten rengi yüzünden bir takım diyaloglara maruz kaldıklarında, pozitif ayrımcılığa uğradıklarında açıkçası hala şaşırıyorum. Her ülkenin değişik açılarda birbirine benzediğini görüyorsun. Az veya çok problemlerin de benzer olduğunu görüyorsun. Çoğu problemi kendimize has zannediyoruz ama aslında öyle değil. Hep bir koşuşturma halindeyken, şu an biraz daha karşıdan karşıya geçerken bile o ağır adımlarımı atmak beni gerçekten iyi hissettirdi. Beni buraya tesadüfler rüzgarı attı. Umduğumu bulabildim mi? Ben aslında buraya geleceğimi kesinlikle düşünmemiştim. Normal ortaokul, lise, Türkiye'de doğdum, büyüdüm. Dayım o zamanlar eşi Almandı ve dediler ki bana, yaz tatilin var, üniversiteye başlamadan önce ister misin birkaç aylığına Almanya'ya gitmek, Berlin'e gitmek, hani hava değişikliği olur. 91 Ağustos'ta geldim Berlin'e, bir bakayım yani öğrenebilecek miyim Almancayı? Bir üniversiteleri araştırayım, işletme okuyabilecek miyim? O onu kovaladı, o onu kovaladı derken oluyormuş. Almancayı öğrendikten sonra üniversiteye başladım. Berlin Teknik Üniversitesi işletme mezunuyum. Üniversitedeyken de tabii burada kalacağım hiç aklımın ucundan geçmezdi. Daha önce sosyoloji okudum Türkiye'deyken. Şu anda sanat okuyorum UDK'da. Neden taşındım? Özellikle sosyal bilimler okuduğun zaman biraz daha dünyaya açık oluyorsun. Neler oluyor dışarıda? Çünkü hep bu ilişkilerle çalışıp ilgilendiğimiz için. Ama bir yandan da hep bir herkesin vardır. Bir Almanya'da akrabası. Tabii ki de benim de var ve böyle olduğu için de nereye gidebilirim sorusunda ilk beni Almanya cezbetti. Tabii ki de öğrenci dostu bir ülke olduğu için diyebilirim. Şimdi 6 yıldır yaşıyorum. Hani 7. yıla doğru gidiyoruz yavaştan. 2016'nın Mart ayında geldim. Yok, temasım vardı. Ailevi olarak bir temasım vardı. Şimdi anne tarafı kısmen Alman Türkü, Almanya Türkü diyeyim. Sülalenin çoğu da hala burada yaşıyor. Türkiye'den Berlin'e yüksek lisans yapmak için geldim 2017 senesinde. Gelirken herhangi bir uzun vadeli bir plan yapmamıştım. Ailemin bir kısmı buradaydı. Ablam benden önce buraya gelmişti. Bu büyük bir yardım oldu. Hani öbür türlüsünü düşünemiyorum. Gerçekten bir yeni şehire taşınmak, her şeyi baştan yapmak, farklı bir dilde, başka bir sistemde çok zor olurdu. İlk başta benim biraz spontan gelişi. Yok, illa bir yurt dışına gittim, hani ülke değil. Bir, yani baktım Türkiye'de kendimi fazla marine ettim, orada zaten fazla bir şey yapamıyordum. Yani ya orada uzmanlık yapacaktım. Ama ondan sonrasında açıkçası bana pek güzel gözükmüyordu. Bir kere açlanlıkta çalışma şartları ağır. Bir de burada açıkçası sadece kendinle uğraşabiliyorsun. Türkiye'de o pek mümkün değil. Sadece kendinle uğraşamıyorsun. Ne aile oluyor ya, politika oluyor ya, bir sürü başka şey oluyor. Sadece kendine odaklanamıyorsun. Özgür evet hissediyorum. Mutlu, daha mutluyum. Ama yani memlekete kendim mutluydum açıkçası. Yani oradayken de çok mutsuz değildim. Yani oradayken de oranın imkanlarıyla mutlu olmaya çalışıyordum. Türkiye'dekiler kırılmasın, bozulmasın. Ama yaşadığımız yeri seviyoruz. Berlin, evimiz, ortamımız, arkadaş çevremiz, çocukların okulları. Tabii ki bir benim içimde hala 30 sene sonra Türkiye özlemi, hasreti olmasına rağmen hepimiz memnunuz. Berlin'de sahip olduğum sosyal hayat, burada uzun süre kalmamın hani en büyük sebeplerinden biri diyebilirim. Bir bara gitmek, bir konsere gitmek olsun. Ve bunları yaparken çok fazla para harcamamak. Berlin'e has şeyler değil bunlar. Hani geldiğim şehir İstanbul'da da yaptığım şeyler. Ama bunları çok uygun fiyata, sevdiğim insanlarla ve özgür bir şekilde yapabilmek ve şu anda İstanbul'da bunları pek düşünemiyorum. Ben çünkü hep metrobüs kullandım 5 yıl boyunca İstanbul'dayken. Hepimizin ya bir oturmak için olsun, başka bir şey olsun, herkesin kendi günlük stresi birbirine olan bakışlarıyla da hissediliyordu rahatlıkla. Bu tabii sizin günlük hayat kalitenizi, motivasyonunuzu çok değiştiriyor. Ben o anlamda rahatladım diyebilirim yani. Hayat yavaş akıyor. Yani buraya geldiğim ilk vakit her şey çok yavaş gidiyor. Sakin. İlk başta o seni sinirlendiriyor.
Ama bir süre sonra ona alışıyorsun. Hatta hoşuna gitmeye başlıyor. Ben Türkiye'ye gittim de ya da mesela atıyorum geçen işte Amerika'ya gezmeye falan gittim. O da her şey tak 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 hal oluyor. İnsan çok şaşırıyor. Atıyorum burada bir hat açmak bile telefon hat almak için de pasaportunu alacaksın. Yok postaneye gideceksin, fotokopi yapacaksın falan filan. Yani Amerika'ya gittim 2 dakikada açtım. Türkiye'ye git öyle yani. Bazı şeyler de hızlı gitmesi lazım. Almanya'nın kuralcı ve bürokratik yönleri var tabii ki. En nihayetinde bakıldığında aslında faydalı ama hiçbir şekilde bazen aşılmayan noktalara gelindiğinde tabii ki insanın canını da sıkabiliyor bu durumlar. Değinmem gerekirse kurumlarla yazışmalar olsun, sürekli birilerinin senden bir bilgi istemesi olsun. Tabii ki herkesin bilgileri her yerle paylaşılmıyor öncelikle burada, onu belirteyim. Pozitif yanı, herkesin benim özelime olan bilgisini görmesini istemiyorum tabii ki. Negatif yanı, herhangi bir işlem yapmak için bir kurum yerine 17 kurumla yazışmanız gerekiyor. Hani böyle durumlarda söz konusu olabiliyor tabii ki. İstanbul'un o hızlı hayatına alıştıktan sonra bu yavaş tempo, bürokratik kısımda çok yorucu oluyor. Hani ama bunu sadece ben yaşamıyorum. Bunu öğrenmek beni daha iyi hissettirdi. Diğer Alman arkadaşlarım da herhangi bir finans bürosunu aradıkları zaman aynı yavaşlıkta geri dönüş aldıkları için tamam bu benimle alakalı değil, tamamen sistemsel yavaşlık. Çünkü ben buna alışkın değilim. Her şeyin hemen olsun istiyorum. Hani hemen otobüse bineyim, hemen öğrenci kartım çıksın. Benim eşim Esmer, kızım Esmer. Ben daha açık tenliyim, oğlum daha açık tenli. Bunu ailemin fertleri bir şekilde ten yüzünden, ten rengi yüzünden bir takım diyaloglara maruz kaldıklarında, sonra da pozitif ayrımcılığa uğradıklarında açıkçası hala şaşırıyorum. Bana dokunmuyor ama ne zaman bu olay, mesela kızım küçük daha, 3. sınıfa gidiyor. Ve daha da küçük yaşlarda onun dikkatini çekti. Ne bileyim ben, anne bu kadın niye bana böyle bakıyor? Esmer bayağı koyu tenli kızım. El ele geziyoruz, anaokuluna gidiyoruz. Anne bu kadın niye böyle gözlerini dikiyor bana? Ya da bu adam niye böyle gözlerini dikiyor bana? Yani o çocukların yani farklı olduklarını hissetmeleriyle benim cevabım şey oldu o zamanlarda. Kızım çok güzelsin. O yüzden bakıyorlar sana. Halbuki o burada doğdu, büyüdü. Almancası çok daha iyi Türkçesinden, Fransızcasından. Şimdi çevremde bizzat tanıdığım insanlar tarafından sıkça dile getiriliyor açıkçası. Şahsi görüşüm ya da 6-6,5-7 yıldır burada tecrübe ettiğim kadarıyla, ki Berlin gibi bir metropolde yaşıyorum, ben tanık olmadım. Hani ben bizzat agresif bir şekilde tanık olmadım. Tabii ki pasif bazen insanın böyle keyfini kaçıracak cümleler duyduğunuz oluyor. Ama bunlar hani zararsız diyemem tabii ki, hiçbir şekilde affedilemez. En basiti de olsa affedilemez bir durum ama bahsedildiği ya da tekrarlandığı ya da abartıldığı gibi bir yabancı düşmanlığı bizzat görmedim, deneyimlemedim. Devlet dairelerine de girdim çıktım. Tesadüf oldu. Mahkemeler önünden de geçtim, girdim çıktım. Sanırım Berlin'in girilebilecek her farklı noktasına girdim çıktım. Açıkçası yabancı düşmanlığı yerine aşırı bir yabancı hoşgörüsü var. Öyle söyleyeyim. Beklemediğim derecede bir yabancı hoşgörüsü var. Tabii ki tüm toplumlarda, tüm kitlelerde yabancıya karşı hoşgörüsüz olabilecek bir kesim bulunmakta. Bunun da bilincindeyim. Ama dediğim gibi varlığından eminim, var. Ama bir yüzdeye vurmak gerekirse %1 bile diyemem. Gündelik hayatta bence çok olmuyor. Yani Alman toplumunun hani bireyselciliği genelde birinin başına bir şey geliyorsa o birinin başına geliyor. Yanındaki o anda kim var, kim yok. Hani gerçekten önemi olmuyor. Yalnız kalıyor oluyorum. Ama hani Berlin'in özelinde, Berlin bir tık farklı. Almanya gibi değil. Hani her üç kişiden biri göçmen bir şekilde gelmiş veya burada yaşıyor. Böyle durumlarda hani diğer göçmenler ya da başka bir Alman olmayanın yardımı da mümkün. En azından bakışları ya da dahil olmaya hazır bir tavır görebiliyorum. İnsanlar isimden ve hani çekmeceye koyamadıkları için, sizi kafalarındaki ön yargıya uymadığınız için soruyorlar, meraklılar. Ama Türklerde de bu var. Çok fazla var hem de. Onların kafasına da uymuyorum. Mesela eşim benim koyu tenli, İranlılara daha çok benziyor. Halbuki Fransız
Yani annesi Fransız, Fransız vatandaşı, İran'ı tanımıyor, etmiyor ve ben Fransızım dediği zaman ona farklı gözle bakılıyor. Ya yani bunu ben de hissediyorum, o da hissediyor. Şöyle bir şey oldu, bayağı epey zaman oldu bunu yaşayalım, oluyor. Eşimle Türkiye'ye gidiyoruz, İstanbul'da havaalanındayız, pasaport kontrolünden geçeceğiz, yan yanayız. Görevli baktı, dedi ki, Türk bulamadın mı abla dedi. Yani böyle şeyleri çok yaşadım ben Türkiye'de. Hani komşu, etraf, aile değil ama bizi çok iyi tanımayan insanlar abla gide gide işte yani benim eşimi çok seviyorlar, beğeniyorlar ama neden Türkiye'de de acayip pozitif ayrımcılık var. Vatandaşlık görevlerini yerine getiriyorsan bir yabancı düşmanlığı yok. Tabii ekstrem vakalar her zaman oluyor. Bu dünyanın neresine gidersek gidelim, küçücük bir adaya da gidelim, orada da yaşayacağızdır. Bir grup insan, bir grup insanla her zaman nefret edecek. Ama dediğim gibi eğer şehre uyum sağlıyorsan, vatandaşlık görevlerini yerine getiriyorsan kimsenin senden nefret etmesi için hiçbir neden yok. Ne kadar Berlin uluslararası olsa da yine de bu ülkenin ana dili Almanca ve ne kadar iyi konuşuyorsan seni o kadar entegre görmüş hissediyorlar. Ve bu olan diyalogları saygı çerçevesini çok fazla değiştiriyor. Örneğin iyi deneyim olarak gerçekten çalıştığında, iş hayatında ya da çevrende görünmez belli bir saygı sınırı var. Özellikle Almanya'da bunu çok güzel deneyimledim. Herkesin kendi çapında başkasına müdahil olmadan yaşadığı bir özgür yaşam var. Bu ister ekonomik olsun, ister duygusal olsun, ister arkadaşlık, ister farklı bir yönde olsun. Bu sebeple hoşuma giden ya da burada kalmamı da aynı zamanda teşvik etmeye devam etmiş olan durumlar söz konusu tabii ki. Türkiye'deki o sahip olduğum algının burada işlemeyişi, yani hani bir şekilde hallolur hissiyatı burada kesinlikle yok. Onu kaybetmek ilginç bir deneyim oldu. Bunu kaybettiğimi fark ediyorum çünkü her Türkiye'ye döndüğümde ya da tatile gittiğimde bu tarz dertlerim bir anda ortaya çıkıyor. Eyvah işte otobüsü kaçıracağız ya da işte bir şey yanlış yapacağım ama günün sonunda bir şekilde halloluyor. Yani bence en büyük farklardan biri bu. En büyük düşünce şekli değişimi bende. Arkadaşlarım, ailem bana Türkiye'ye gittiğimde özellikle "Oo, sen artık Alman olmuşsun" diyorlar. Beni çok da rahatsız etmiyor açıkçası. Çünkü onlar bir şeyle söylüyorlar, olumsuz bir tat var. Herhalde diyorum yani 30 sene sonra gayet normal değil mi sizce de? Patates yapılıyor. Kaç tane yersin diye soruyorum. Hani israf olmasın, ben onu düşünüyorum. Onlar da diyor ki, sorulur mu öyle canım? Yani ayıp. Ben 24 senedir ailesiyle yaşayan biriydim. Tamam, okul, üniversite, çalışma hayatı hep içimdeydi ama gerçekten kendime bu kadar hiç sahip çıkmam gerekmemişti. Şu an kendime sahip çıkıyorum. O stereotip olan Alman bireyselciliği benim de şu an öğrendiğim bir şey. Bana burada çok yardım ediyor. Aynı şekilde şu an en büyük dayanışma içerisinde olmam gereken kişi kendimim. O yüzden daha güçlü hissediyorum kendimi burada. Açıkçası özlem duymuyorum. İlle bütün hayatımı burada Almanya'da geçireyim diye bir planım da yok. Tamamen kendimi nerede rahat hissediyorsam orada devam etme durumundayım. Orada devam etme ruhu içerisindeyim. Ama Türkiye'ye ait değerli arkadaşlıklar dışında herhangi bir özlemim yok açıkçası. Alışamadım buranın kışı. Yani 5 yıl geçti hiç alışamadım. İnsan ister istemez memleketi özlüyor. Ama ne bileyim, açıkçası ilk başta Türkiye'ye gittiğimde böyle aşırı seviniyordum. Ama memlekete geri döndüm. Ya şimdi biraz yıllar geçti. Şimdi mesela Türkiye'ye gidiyorum. Birazcık buranın sakinliğine alıştık, düzenine alıştık. Türkiye bir girer girmez havalimanında bir kaos oluyor. Bir şey geliyor. Fazla geliyor sana. Yani ki ben mesela çok çocuklu bir ailede büyümüşüm. Hep etrafımda fazla insanlar. Kalabalığa alışkın bir insanım. İnsandım ya da. Ona rağmen ama şimdi mesela o gittiğimde biraz çok kaotik geliyor. Ev yapımı yoğurdu çok özlüyorum. Annemin yaptığı. Ya burada bir türlü onu yapmaya çalıştım ama istediğim mayayı bulamadım. Ya da annemin eli değmediği için de olabilir işin gerçek cevabı. Onu çok özlüyorum. Havanın güzel olmasını çok özlüyorum. Hava soğukken bile güneşli olmasını çok özlüyorum. Tamam, 7 aydır her şeyin güzel yanından bahsettim. Ama insan 24 senedir ailesiyle de yaşayınca onların varlığını özlüyor
Ve o istiyorsun yani en azından aynı evde olmasa bile bu bir kendim olma süreci içerisinde aynı şehirde olsaydık çok daha güzel olabilirdi diyebilirim. Çünkü şu an ben oturum kartımı beklediğim için öğrenci oturum kartımı Türkiye'ye geri dönemiyorum. Çünkü öyle bir süreç oluyor. Vizen bittiyse oturum kartını bekliyorsan Almanya içerisinde sadece seyahat edebiliyorsun. Ben değiştim, evet. Almanya'da çok değişti. Şöyle ki, birinci kuşak burada farklı şartlarda yaşamış. Genelde Türkiye odaklı yaşamışlar. Hani bir gün mutlaka döneceğiz şeklinde. Ama ikinci, üçüncü kuşak ki ben genelde sanırım ikinci kuşağa denk geliyorum. Onlar artık burada kendilerine bir yol çizdiler. Ve çocukları da öyle. Öyle olunca toplumla, Alman toplumuyla daha iyi kaynaştılar. Tabii dilin de büyük etkisiyle. Burada okullara gittiler onlar. Almancayı çok iyi öğrendiler. Bence iki toplum da burada çok iyi kaynaştı. 10 yıl sonra, şu an yeni uzman olmak üzereyim. Uzmanlık sınavı var. Sonra öbürünü bitiriyorum. Planım burada bir muayenehane açmak, düzen olmak. Muhtemelen burada düzenimi daha da kurmuş olup, muhtemelen bir aile kurmuş olup, Türkiye'de yazın tatilleri falan giden, dünyayı yine gezmeye devam eden bir tip olurum yani. Tamam şimdi ikine fazla değişmez ya. Berlin'de Berlin yapan Kürt olmuş. Özelliklerini yitirmesi, pahalılaşması. Bu sebeple de orijinal insanların, Berlin'e has insanların şehri terk etmesi ya da şehrin dışına itilmesi. Hani Berlin'deki güzel ortamın değişip sıradan bir Amerikan şehrine dönmesi. Belki hani 5 yıl sonra kendimi hala burada hissediyorum ama 10 yıl sonra hissetmiyor olabilirim. Ya dürüst olmam gerekirse şu an en büyük hedeflerimden bir tanesi dediğim gibi ana dil seviyesine yakın Almanca konuşmak. Bunun bu hedefin olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi ben burada yaşamak istiyorum. Ve 10 yıl sonra da kendimi sınırsız oturumuma sahip olmuş, rahat bir şekilde işim olmuş ve yaşıyor olarak hayal etmek istiyorum. Zaten bu yüzden de buradayım. Türkiye'de öğrendiğim şeyler bana çok şey kattı, beni ben yaptı. Ama şu an bu benim için yeni bir hayat adımı. O yüzden 10 yıl sonra da burada daha yerleşik biri olmuş olmak istiyorum. Mesela böyle bir spontan buluşmak, ne yapıyorsun, ne diyorsun, o gün buluşup bütün geceyi beraber geçirmek falan bunlar bizim kültürümüzde olan şeyler. Burada mesela o fazla yok, onu özlüyorum. Berlin avantajı, burada çok fazla benim gibi arkadaş var. Onlarla onu yapabiliyorum. Ama atıyorum mesela ufak bir yerde olsan herhalde bu zor bir şey olurdu. Berlin'deki dayanışma ortamı özellikle nüfustan dolayı olabilir. Hani Berlin'in 6'da 1'i mi tam olarak emin değilim sayıdan. Türkiye kökenli insanlar. Onlar gelip bulmuyorlar tabii ki seni Berlin'e geldiğinde ya da Almanya'ya yerleştiğinde. Ama o dayanışma ortamına ulaşabilirsen, o ağ, o sosyal çevrelere oradan büyük destek görmek mümkün. Bu sadece Türkiye göçmenleri için sınırlı değil. Herhangi bir azınlığa mensup olmak, herhangi bir dayanışma ortamı için Berlin'de çok fazla sosyal ağlar var. Bence en güzel yanlarından biri bu. Berlin'i Berlin yapan, insanı yalnız hissettirmeyen en güzel detayı bence Berlin'in. Ya herhangi bir işte bürokratik bir durumda olsun ya da burada basit bir vergi işlerinde bile olsun hep hemen birbirimizi arayıp ya bu böyle işliyormuş haberin olsun şuna dikkat bunu yap gibi birbirimizi hep uyarıyoruz. Kol kanat geriyoruz. Bu güzel bir fikir. Çok güzel hissettiriyor. Aynı şekilde ben biliyorum kaç tane arkadaşım daha buraya gelecek. Güzel ama bir yandan da hüzünlü de bilmiyorum çok karışık bir duygu. Bence güzel bir zamanda yaşıyoruz. Çünkü elinizin altında her şey artık. Teknoloji de iyiye gitti bir yabancı için. Eskiye göre çok daha kolay bir takım şeyler. Yani kesinlikle bunu söyleyebilirim. İmzamı da atarım. Şey bir kurum olsa Almanya'da atıyorum mesela sınavı aldık, onlara başladık. Böyle bir koordine bir kurum yok, bir danışmanlık olan. Bak şimdi şunu yapacaksın, şunu edeceksin. Her şey insanlar tek başına mücadele ediyor, bilmiyor prosedürü, uğraşıyor. O tarz bir kurum olsa aşırı faydalı olurdu yani burada, özellikle gelenler için. Bence Almanya için de faydalı olurdu, insanlar daha kolay entegre olur, gelenler için de daha rahat olur. Çünkü insan şey bekliyor, burada Almanca öğrendim, tamam buraya topluma geldim, bundan sonra bir şekilde bana bir yol gösterecek gideceğim ama yok öyle bir yol gösteren. Tek tek sen kendini arıyorsun, buluyorsun ve bu aşırı yorucu oluyor. Yani kesinlikle çünkü buranın bürokrasisi aşırı karmaşık, hiç öyle kolay bir şey değil. Hepsi için özellikle onunla ilgili olan birisine ulaşacaksın ki o da şanslıysan herkes ulaşamıyor. Son 4 aydır, 5 aydır sürekli ev arayan,
ev bulamadığı için oradan oraya göçebe gibi gezen arkadaşlarım var. Bu nereden geldiğinde önemli değil, bazen gerçekten şans. Ama aynı zamanda şu an markete baktığımız zaman ev durumu çok kısıtlı ve Berlin gerçekten çok gözde bir nokta. Öğrenci çok, yeni çalışmaya gelenler çok, startuplar çok. Çok genç de bir şehir. Öyle olduğu için de çoğunlukla herkes paylaşımlı evlerde yaşıyorlar. Ben zaten ev bulmayı geçtim, oda bulmaktan bahsediyorum aslında. O bile çok zor. Bunu değiştirmek isterdim çünkü galiba bu en önemli, en büyük stres kaynaklarından bir tanesi Berlin'de yaşayan insanlar için. En önemli kurum belki yani Ausländerbehörde, yabancılar ofisi diyeyim. Bu kurum artık yabancılara biraz daha az soğuk davranıyor ve bence olması gereken bir şeydi. Çok fazla eleştiri alıyordu. Hani belli ki buraya yabancılar gelecek. Belli ki Berlin uluslararası bir şehir ve İngilizce konuşan iş yapan çok kişi var. Neden hani İngilizce'de konuşulmasın bu ofiste? Çok fazla hikaye duydum kendinden önce. Ben gelmeden önce insanlar oturum izni almak için yaşadıkları hikayeleri duydum. Şans mı bilmiyorum. Ben hiç kötü bir şey yaşamadım. İlk geldiğimde Türkçe konuşan biriyle görüştüm. Sonraki seferlerde İngilizce konuşan biriyle görüştüm. Son sefer ben Almanca konuşuyordum ama onlar bana İngilizce cevap verdiler. Bence bu hani çok önemli bir gelişmeydi. Özellikle Berlin'de belki bilmiyorum hani uluslararası olmayan bir şehir Almanya'da bu kadar şey ihtiyaç duymaz ama keşke olsa dediğim bir şeydi ve oldu. Çalışmak isteyen, çalışan, kendisine ve topluma bir katkıda bulunmak isteyen birisi adına hedefleri doğrultusunda verdiğin ürün ya da ürettiğin ürün ne kadarsa onun karşılığını alıyorsun. Ve bu aldığın karşılık doğrultusunda da tabii ki Almanya'nın verdiği ekonomik şartlar ya da belli bir altyapı doğrultusunda olabilen en güzel yaşamı da yaşamaya çalışıyorsun. Yani bu böyle bir altyapı var en azından, öyle söyleyeyim. Kendin olmayı öğrenmen lazım, kendine bakmayı öğrenmen lazım. Bunu da en rahat edinebileceğin yerlerden bir tanesinde yurt dışında yaşamak. Çünkü ne kadar İstanbul'da ben eve çıkarsam çıkayım hafta sonu eve gidip çamaşırlarımı yıkayıp, yemeğimi yiyip, belki de harçlığımı bile aldığım, çalıştığım halde bir opsiyonla kendi evime geri döneceğim. Ama bu burada sahip olduğum sorumlulukları tam olarak hissettirmeyecekti bana. Yani biraz da eskilerin dediği gibi karnının doyduğu yer memleketin olmaya başlıyor. Çok özgürüm. Evet, bir kadın olarak çok memnunum buradaki hayatımdan. Benim hayatım, bakıyorum Türkiye'den yeni geldim, çok daha rahat şartlarda yaşıyorum ben burada. Şöyle rahat, bisikletle işe gidip geliyorum. Sistem o kadar oturmuş ki burada dakik randevularıma gidebiliyorum. Kurallara zaten uymayı seven bir insandım sanırım. Ve burada da kurallar olduğu için rahat yaşıyorum. Yani ben kuralları seviyorum. Kurallara uymayı sevdiğim için buraya da çok kolay adapte oldum diyebilirim. Buraya geldiğim vakit ya da Avrupa'nın sorunlarını ya da dünyanın değişik diğer yerlerine gelen ülkelerin sorunlarını, her ülkenin değişik açılarda birbirine benzediğini görüyorsun. Az veya çok problemlerin de benzer olduğunu görüyorsun. Çoğu problemi kendimize has zannediyoruz ama aslında öyle değil. Tabii ki kıyaslama yapmam gerekirse buradaki ekonomik koşullar çok çok daha iyi. Ama bu kıyaslama sadece Türkiye ve Almanya arasında benim için en azından bitmiyor. Çünkü dünyada sadece Türkiye ve Almanya yok. Birçok ülke var ve her ülkenin bir diğer ülkeye karşı farklı avantajları ve dezavantajları var aynı zamanda. Benim düşüncem en azından bu yönde.